hocam şu anda burada şey konuşuluyor. Merkez Bankası Başkanı'nın yani 5 yılda bir değiştirilmesi döneminden geçtik biliyorsun. Süreyya Serden geçti. Durmuş Yılmaz, Erdem Başçı gayet başarılı Merkez Bankası başkanlarıydı. Sonra 3 yıl, 2 yıl falan böyle bu iyice kısaldı. Bu da ülkede tabii ülke riskini arttırıyor. Bu yüzden biz dışarıdan aldığımız borca daha yüksek faiz ödüyoruz herhalde, değil mi? Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? Söylerim. Buna bakmak mümkün. Bu şu muhabbete geliyor. Bu da böyle bir ezberlerden bir tanesi hocam. İşte Türkiye'de o kötü, bu kötü, işte hani idare şekli olduğu gibi kötü, işte enflasyon kötü, Merkez Bankası kötü, bilmem ne filan. Ama en azından maliye politikası alanı var. O şu demek. Devletin borcu çok yüksek değil. Dolayısıyla hani olmadı, devlet borç alır, bu işleri halleder. Bu da gırgırlardan bir tanesi. Ve bu da kör ezberlerden bir tanesi. Niye öyle? Çünkü Türkiye'de devlet borcunun milli gelire oranı aşağı yukarı işte %40 civarında şu anda, biraz altında. Herhangi bir şey yüzdeyle ifade edildiği zaman insanlar birçok zaman haliyle hani işte %100 olabilecek olan bir şeyin 40'ı olmuş, daha bir 60'lık gidecek yeri var diye görüyorlar. Halbuki borcun milli gelire oranı böyle bir şey değil. Ya bir kere %100'de durması şart değil. Borç bir stok. Geçmişte ne kadar verdik, borçlandık. Tabii Amerika'da %100'ün üstünde. Bunda esas örnek Japonya. Japonya'da %240. Tamam. Yani milli gelirin 2,5 katı kadar Japon devletinin borcu var. Tamam. Ama Japon devletinin yen cinsinden kendi vatandaşına borcu var. Amerikan devletinin dolar cinsinden dünyanın her tarafına borcu var. Türkiye borç aldığı zaman şunu görüyoruz. Dolar cinsinden Amerika borç aldığı zaman 10 yıllık aldığı borca yılda şu anda işte yılda 1,65 civarında bir faiz ödüyor. Bunu ezberden söylüyorum. Dolayısıyla hani böyle virgülüne kadar doğru olmayabilir ama ana fikri ve ana büyüklükler doğrular. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti de dolarla borç alıyor. Ve bizim bu kadar geniş bir maliye politikası alanımız varsa, yani ama olmadı gideriz borcu alırız, çatır çatır harcarız, ne gerekiyorsa yaparız memleketiysek. Ne bileyim işte hani Amerika %1,6 ile borç alıyorsa biz de 2 ile alalım borcu. 2 ile almıyorsak 3 ile alalım ama 7 ile alıyoruz. %7 ile alıyoruz. Şimdi bu uluslararası piyasalarda borç verecek olan insanların Türkiye Cumhuriyeti'ne ya sen de o kadar hani sağlam bir borç alıcı değilsin. Sana borç verirken biz 3 kere düşünüp borç veriyoruz deme yolu. O fiyatı biz her gün görüyoruz. Ve o fiyatın mesela işte ikinin biri Merkez Bankası başkanları değiştiği zaman zıp zıp zıpladığını da görüyoruz. Biri değiştiği zaman düştü, biri değiştiği zaman arttı. Gördüğümüz fiyatlardan bir başkası CDS deniyor buna. Türkiye'ye ben dolarla borç verdim. Türkiye Cumhuriyeti'nin borç senedini satın aldım. Tahvilini satın aldım. Ama içimde de bir şüphe var. Ya ödemeyi verirlerse başımıza ne gelir diye. Onun için gidip buna karşı sigorta satın almak istiyorum. Türkiye eğer dış borcunu, dolar cinsinden borcunu ödemezse sigortalanmış olayım. O sigortanın priminin fiyatını da görüyoruz. Primin kaç bas puan diye ölçülüyor bunlar. Yani yüzde borç sigorta atmak istediğin meblağın yüzde kaçını prim olarak ödemek zorundasın. Tamam. Ya nasılsa bunlar batmazlar, nasıl senin başına bir iş gelmez, senin hayatın kolaysa eğer primler düşük olacaklar. Ya bu iş sakat iş ise primler yüksek olacaklar. Türkiye'ninki çok yüksek. Bunları da gün gün görüyoruz. Ve ne zaman zıpladıklarını da görüyoruz. Tamam. Dolayısıyla Türkiye'de bu kadar geniş bir maliye politikası alanı olmadığını çok zorlanmadan görüyoruz. Bu dış borcumuz, işte uluslararası piyasalar vesaire şeysi bakımından önemli. Şimdi buna bakıp, faiz lobisi bilmem ne filan demek, komplo teoriciliği. Yani kolaycılık demeyeceğim. Bunu düşünmek herhalde çok kolay bir şey değildir ama çok gayrimakul bir şey. Çünkü kendi vatandaşın da sana aynı muameleyi gösteriyor zaten. Yani yurt içinde de Türkiye Cumhuriyeti'ne borç veren insanlar, kolay canım, tabii, sen gel. Enflasyon hedefin %5 mi? Eyvallah ben sana %6 ile borç veririm demiyorlar. Yani hani neresinden baksan zaten böyle bir yurt dışı enflasyon lobisi var. İşte faiz lobisi var, bilmem işte o lobisi var, bu lobisi var filan. Hani hiç yoktur diyecek uzmanlığım yok. Dünyada hiç komplo olmuyordur diyecek uzmanlığım yok. Fakat insanların komplo diye gördüğü şeylerin hani en azından %99,7'sinin gayet kolay anlaşılır iktisadi mekanizmalar olduğunu iç huzuruyla söyleyebiliyorum.
Evet hocam, yani banka senin mevduatına %18 faiz veriyorsa, enflasyonun %12-13 olduğu iddia ediliyorsa ama sen 28 olduğunu hissediyorsan dolara kaçıyorsun. Ondan sonra dolarizasyon diye işte dövizleri çıkartın yastık altından falan diye söylem başlıyor. Yani Ya sonuçta herkes hocam iki rasyonel dakika. bir birey olarak davranmak zorunda. Ya o 28 mesela üzerine konuşmaya değer bir şey. Ben bunun doğru olduğunu zannetmiyorum. Yani şimdi işte kurumların yıpratılması ve genellikle hani artık devlet eliyle devletin yıpratılması bu bakımlardan korkunç bir şey. Yani Evet. TÜİK'e güvenmiyorsanız eğer o zaman ya ama işte TÜİK öyle diyor ama aslında enflasyon bunun iki katı. İki de değil beş. Beş de yetmez yedi olsun falan gitmeye başlıyor. Yani gene hocam aksakalınıza hürmeten siz hatırlıyorsunuz %30 enflasyon neye benzer bir şey olduğunu. Tabii. Şu anda içinde yaşadığımız şeye benzemiyordu. Tamam. Yani bu hakikaten şey enflasyon %16 olmayabilir mi? Olmayabilir. Kaç olabilir? 17 olabilir, 18 de olabilir ama 28 değil. Tamam. Ha, şimdi ben %28 enflasyon görüyorum diyen insanlar olur mu? Olur tabii. Çünkü enflasyon yükseldikçe bunun mallar arasındaki ve hizmetler arasındaki varyantı da artıyor. Yani %16 enflasyonda bir takım şeylerin fiyatları %50, bir takım şeylerin fiyatları %80 falan artıyor. Ve sizin öyle bir tüketim sepetiniz var ki işte fiyatı en çok artan şeyleri siz durmadan alıyorsunuz. Tamam. Siz kendiniz haklı olarak şunu görebilirsiniz. Ya enflasyon %16 diyorlar. Halbuki benim aldığım her şeyin fiyatı %30 arttı. Olur. Vardır böyle insanlar. Bunun öbür tarafında enflasyon %16 diyorlar ama benim aldığım her şeyin fiyatı %10 arttı diyen bir takım insanlar da varlar. Onlar seslerini çıkartmıyorlar tabii dayak yiyecekleri için. Hocam, Ama tüketici ucuz fiyat endeksi arasındaki farka baktığımızda farklı bir makas görüyoruz. görüyoruz. Ama o enflasyonun hızlı değiştiği her dönemde gördüğümüz bir şey. Ki yani hani aklı başında bir şekilde günün birinde tekrar merkez bankacılığı ve enflasyon kontrolüne geçtiğimiz zaman enflasyon düşmeye başladığında bu sefer üretici fiyat enflasyonunun tüketici fiyatlarının altında olduğunu göreceğiz. Evet, lag Yani edecek. bu çok iyi anladığımız ve mütemadiyen gördüğümüz bir enflasyon dinamiği. Hocam, bu iktisat eğitimine nereden başlamalıyız diye soran bir genç var. Meraklandı biraz. Yani özellikle iktisatçı olmayanlar için, hani iktisatçı olan zaten iktisat fakültesine gidiyor, eğitimini alıyor ama mühendisler mesela iktisatı nasıl öğrenebilirler? Hocam yani bir hani İktisada giriş dersi vermeyen bir üniversite yok bildiğim kadarıyla memleketimizde. Ben de hani herkesin o derse bir girmesinin çok büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Yani bence yani şey gibi değil. Hani insanlar neye aldırıyorlarsa işte bu liselerde zorunlu ders olsun falan diye gidiyor. Ama burada hakikaten bir temel iktisat anlayışı, temel finans anlayışının değişik nedenlerle genel bir vatandaşlık bilgisi olduğunu hakikaten düşünüyorum. Ki yani bana kalsa aslında hani işte milli gelirle üretim denkliği falan değil. Yani bir şey öğreneceksen mesela fırsat maliyetini öğren. Makro iktisat kavramı değil, mikro iktisat kavramıdır ama mesela şu konuşma geçtiği zaman işte cebimizden bir kuruş çıkmadan bu devasa yatırımları yapıyoruz. Ya işlet devletle işte 100 kilometrede bir havaalanı yapıyoruz. İşte bilmem köprü yapıyoruz. İşte orayı deliyoruz, burayı yıkıyoruz falan filan şeysi gittiği zaman. Ya bir bu doğru değil. Ama çatır çatır ödüyoruz onları. Ama geç. Farz et ki öyle olsun. Tamam. Ya madem cebimizden bir kuruş çıkmadan bir takım işler yapabiliyoruz. O zaman neden bunu yapmayı seçiyoruz da başka bir şey yapmayı seçmiyoruz? O işte fırsat maliyeti sorusu. Ya iki havaalanı eksik yapaydık da üç doğru düzgün laboratuvarı olan lise fazla yapaydık daha iyi olmaz mıydı? Bu fırsat maliyeti sorun. Çünkü gerçekten de işte parayı orada betona, burada inşaata, hafriyata gömdüğün zaman bir yandan da aynı şeyi bu tarafı kullanamadığını görmek. Verdiğin her kararın başka bir takım kararları vermemek demek olduğunu görmek iktisat anlayışımızın temelinde olan bir şey. Bunu Evet. anlamak hakikaten çok önemli. Evet, gençler, bu fırsat maliyetinden girişimcilikte de bahsettik biliyorsunuz. Hani ben bedavaya çalışıyorum, nasıl olsa girişimciyim demenizin yanlış olduğunu söyledim. Bunun şimdi biraz daha üst seviyede, makro seviyede olanlarından bahsediyor Refet. Yani hala mikro ekonomi ama işte yollardan, geçitlerden falan bahsediyor. Bu opportunity cost ya da fırsat maliyeti denilen şey gerçekten ekonominin temel taşlarından bir tanesi. Bu arada hocam, her okulda ekonomiye giriş dersi var ama her programda zorunlu değil maalesef. Yani ben iki tane ekonomi dersi aldım endüstri mühendisliği okurken ama şu anki mühendisler ekonomi dersi almıyorlar çoğu.
Bir tek endüstri mühendisleri alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar zorunlu ekonomi dersi yoksa bile bir makro bir mikro ekonomi herkesin alması gerekiyor. Beğenirseniz de yan dal yapın. Çok beğenirseniz de yatay geçiş yapın. Hocam Kemal Derviş neyi doğru yapmıştı diye bir ilginç soru geldi Hasan'dan. Ya o zamanın şeylerini şimdi hatırlamak çok kolay olmuyor ama birkaç tane hakikaten doğru yapılmış iş var. Daha da iyi yapılabilecek başka şeyler de vardı. Önce neyin yanlış olduğundan başlayayım. Makro düzeyde benim bakışımla baya iyi ve yerli bir programdı. Bak yerli ve millinin hakikaten doğru kullanılacağı bir yerdi bu. Yani Türkiye'de o zaman şimdiki gibi tarumar olmamış bir bürokrasi vardı. Hakikaten ne yaptığını bilen iyi bürokratlar vardı. Bu insanlar, affedersiniz, sittin senedir hükümete laf anlatmaya çalışıyorlar. Çeşitli hükümetlere laf anlatmaya çalışıyorlardı. Ya bak böyle yapmazsak bu elimizde patlayacak, şunu yapmak lazım filan. Bunlar siyaseten sevimsiz işler oldukları için hükümetler yapmıyorlardı. 2001'de nihayet iş artık külliyen patlayıp, ya hükümet bunu bürokratlara değil, IMF'ye söyledi. Ne biliyorsanız yapın, öldük zaten diye. Tamam, IMF geldi, bizim sıkı bürokratlarımız ve çok sıkı bir ekip vardı hakikaten o zaman. Bunlar dediler ki IMF, arkadaşım şunu yapmak gerekiyor. Biz zaten biliyoruz bunu. Tamam. O bizim IMF programı diye gördüğümüz şey bayağı Ankara'da hazırlanmış. Ankara'daki işte hazinenin, maliyenin, Merkez Bankası'nın, bürokratlarının, tamam. Ya biz de yıllardır zaten anlatıp duruyoruz buna. Şimdi düşünmeye başlamadık bunu dedikleri bir programdı. Bunun makro düzeyde ne yapmak gerektiği gayet açık. Büyük mesele o zaman 90'lar boyunca, gene hocam siz de hatırlarsınız. Ya devletin öyle bir arşi dermiş bütçe açığı var ki arada bir o açık sürdürülemez, o borç çevrilemez hale geliyor. Devletin kendisi patlıyor. Devlet patlamış ekonomide başka herhangi birisinin ayakta kalması söz konusu değil. Herkes birden patlıyor. Tamam. Biz de bunları işte bütçe krizi, ödemeler dengesi krizi bilmem ne falan filan diye böyle bir krizler silsilesi halinde görüyoruz. 94, 99, 2001. Tamam, yani bu hani yaptığından öğrenmemek rezilliğinin şahane örnekleri bunlar. Aynı krizi arka arkaya uyguluyorsun. Bu bilirsiniz Einstein'a atfedilir. Delilik tanımı. Aynı koşullarda aynı şey yapıp farklı sonuç beklemek. Yani tam bu. Yani şimdi çok borç aldık. Bunu saçma sapan yerlere harcadık. Sonra patladık. Memleket tarumar oldu. İşte IMF'ye gittik. Getirdiler bir miktar para verdiler. Oraya yamadık biraz. Şimdi ne yapacağız? Aynı şeyi gene yapacağız. Ne olmasını bekliyorsun sonra? Dur bakalım hayırlısı. Gene patlıyor. Tamam. Sonra gene. Ya ayıptır ya. Ya bir de hani bu insanlara da yazıktır. Ki şimdi de gene bayağı 90'lara benzer bir politika çerçevesi içinde iş yapıyoruz. Tamam. Ama buradaki esas büyük, hakikaten önemli sorun maliye bütçesinin dikiş tutmaz olmasıydı. Tamam. Bu devlet 2000'in biri patlıyor. Devleti 2000'in biri patlayan bir ekonomide ne bankalar sağlıklı olabilir, ne Merkez Bankası enflasyon hedefleyebilir, ne sen uzun vadeli üretim planlaması yapabilirsin, ne yabancı dış yatırım gelebilir. Hiçbir iş yapamazsın. Tamam. Yani hani en büyük aktörü ve devleti ya bugün bakar, ya yarın batar, üflesen batar memleketinde bir iş yapmanın yolu yok. Dolayısıyla ilk önce maliye bütçesinin bir zapturapt altında olması gerekiyordu. Önce bu yapıldı. Şimdi bu çok acılı bir iş. Çünkü yani hani işte almayacağım, harcayacağım, borç alırız, idare ederiz bilmem ne falandan birdenbire alacağım ve harcamayacağım. Vergi de toplayacağım, size yapmakta olduğum bir sürü transfer harcamasını da keseceğim. Almakta olduğumuz bir sürü hizmeti de almayacaksınız'a gelmek çok acılı bir iş. Bu Türkiye'de diğer ülkelere göre göreli olarak daha kolay yapılan bir şey. Çünkü bizim memleketimizde organize emek hemen hiç yok. Dolayısıyla ya çok maliyetli bir iş yapacağız, bu maliyeti kimin sırtına yığacağız dendiği zaman cevap emek diye çıkıyor. 2001 de böyleydi. Şimdi bu iyi yapılmamış işlerden bir tanesi. O programın maliyet dağılımı bundan daha iyi olabilirdi. Tamam. Sadece makro iktisadi olarak böyle iyice yukarıdan makro büyüklüklere bakıyorsanız bunu hem iyi yapılmış bir program hem de bu özelliği Türkiye'de organize emek olmamasında iyi bir şey diye görebilirsiniz. Stabilizasyon programı uygulamayı çok kolaylaştırıyor. Yapmayacağımız ya kim ödüyorsa ödesin falan diyecek. İşte Yunanistan usulü millet sokaklara dökülmüş falan. Türkiye'de olmuyor bunlar. Yunanistan'ın sokaklara döken stabilizasyondan çok daha eziyetli bir stabilizasyonu biz çok daha hızlı bir şekilde yaptık. Tamam. Ama şu fikir doğruydu. Evvela maliye zapturapt altına alınmak zorunda. Önce bu. Bu birinci ayaktı ve yapıldı. Ondan sonra bakıldı denildi ki ya bu bankacılık sistemi batık. Olduğu gibi gidik. Bankalar ölmüş memlekette sen Merkez Bankası ne yaparsa yapsın bu şey yaramayacak.
Çünkü merkez bankacılığı en nihayetinde bankacılık sistemi üzerinden reel ekonomiye aktarılacak olan bir politika türü. Senin bankaların öldüyse sen burada istediğin kadar zıpla tapla at. O bankalardan hiçbir farklı iş elde edemeyeceksin. Dolayısıyla o bankaları bir şekle sokmak gerekiyor. O işte bu konuşmanın en başında bahsettiğim bazı şeyler gerçekten para. Likidite gerçekten para. Türkiye'deki bankaların derdi likidite değildi. Bu bankalar batıktılar. Sermaye gerekiyordu. Devlet eliyle bankaları sermayelendirdik. Ve hani sağdan mı saydın, soldan mı saydığına bağlı olarak milli gelirin yıllık toplam üretimin %20'si ile 25'i arasında bir şey verdik o bankalara. Bunu yapmakla bankaları ayağa kaldırdık. Ondan sonra dedik ki aynı rezillik bir daha olmasın diye BDDK'yı doğru düzgün bir hale getireceğiz. İyi banka regülasyonu olacak burada. Bakın bunun ne kadar iyi olduğunu çok güzel bir örneği 2008-2009. 2008-2009'da dünyanın her tarafında patır patır bankalar batıyor. Her yerde banka krizleri var. Her tarafta insanlar aman ya neme lazım falan diye bankalar koşup paralarını çekiyorlar. Türkiye'de bir bayram tatiliydi. İşte Hollanda, Belçika bankaları olan Dexia ile Fortis battılar. Dexia ve Fortis Türkiye'de de vardı. Şimdi normalde şunu beklersiniz. Ya dünyada bankacılık krizi oluyorsa Türkiye'de evleviyetli olur. Dexia başka bir isimle Türkiye'deydi. Fortis Fortis olarak vardı. Gazeteyi açıyorsun bakıyorsun Fortis battı diye haber görüyorsun. Hani işte siz, ben, 90'ları hatırlayan herkes normal olarak şunu bekliyor. Ya, pazartesi günü bankalar açıldığında Dexia'nın önünde millet kuyruk olmuş olacak. BDDK çıktı dedi ki sizin Fortis diye gördüğünüz banka Türkiye Fortis'idir. Bunun sermayesi ayrıdır. Regülasyonunu ben yapıyorum. Gayet de güvenli bir bankadır. Hiç dert etmenize gerek yok. Tamam. Hiçbir şey olmadı demeyeceğim. Bir miktar o bankalardan mevduat çekilip kamu bankalarına gidişi oldu. Ama bu kadar bir şeyden bahsediyoruz. Tamam. Doğru düzgün iş yapıyorsanız işte bunları sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla iyi banka sermayesi, sermayelendirmesi ve doğru düzgün banka regülasyonu bu ikinci ayak. Bunları yaptıktan sonra Merkez Bankası'na sen ne işin yap diyebiliyorsun. O zaman önemli soru bu Merkez Bankası'na ne iş vereceğiz? Hangi koşullarda vereceğiz de o işi Merkez Bankası doğru düzgün yapacak? O da yeni Merkez Bankası kanunu. Yeni Merkez Bankası dedi ki, o kanun diyordu ki Merkez Bankası görevi enflasyonu hedeflemektir. Ancak bununla çelişmediği sürece başka bir takım işlere de aldırabilir. O enflasyon hedefini hükümetle beraber belirler. Bizdeki %5 de öyle. Hükümet bir eliyle ben Merkez Bankası'nın %5 enflasyon hedefini veriyorum diyor. Öbür eliyle ama bunu yapmasına engel olacağım diyor. Ve buna araç bağımsızlığı deniyor. Ne yapmaya çalıştığını, bu kurumun amacının ne olduğunu, bu siyasi bir şey. Hükümetle karar vereceksin. Ki ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bunu nasıl yapacağını bu teknik bir uzmanlık işi. Ve hükümet eliyle yapılıyorsa her seçim zamanı geldiğinde bunlar bunu borçlayacaklar şimdi endişesi ortaya çıkacak. Onun için de seni ayırıyorum hükümetten. O araç bağımsızlığım var. Doğru bildiğin gibi o hedefi gerçekleştir. Tamam. Bu üç ayak Türkiye ekonomisini stabilize etti gerçekten. Sorunuzun uzun ama doğru cevabı budur. Hocam, akademik kadrolar yeterince değer görüyor mu diye bir soru var. Buna bağlantılı olarak ya işte Refet Hoca'ya bu kadar saygın bir akademisyen niye siyasi girmiyor falan diyorlar. Ben de Selin Hoca girdi işte dedim yani sonuç ne dedim. Eyvallah yani Selin orada hani bir takım faydalı işler yapıyor sanıyorum. Çok. Bence hani, siyaset, biz özlüyoruz ayrı ama ne diyeyim akademik tarafta. Aklı başında insanların siyasette olması olmamasından daha iyi. Ve en azından ya hani bazı aklı başında insanlar da var burada denebiliyor olması da bence gayet kıymetli bir şey. Türkiye'de akademik kadrolar yeterince değer görüyor mu? Yani siz buna şey cevabı bekleyerek soruyorsunuz. Hayır işte yazık günah bilmem ne falan. Ben bunu söyleyemeyeceğim. Yani ben hak ettiğimden fazla değer gördüğümü düşünüyorum. Hani böyle bir acayip bir hocam gırgırı memleketimizde hala gidiyor. Ya bunun bir kısmı İşte koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi derler ama yani Türkiye'de bu hocalığa saygı öteden biri var. Ve hani hoca enflasyonu da daha yeni bir şey olduğu için nasıl diyeyim doğru fiyatlanmadı daha o. Ama benim hiçbir şekilde şey diyecek bir yüzüm yok. Amerika'da kalsaydık işte İngiltere'ye gitseydik bugün Almanya'da bilmem ne Türkiye'de cahçurt falan. Yani tabii Türkiye'de yaşamanın bir genel eziyeti var.
Hani memleketin hali de insana basıyor. İşte YÖK'le de uğraşmak zorundasın ki YÖK kapatılmalı. Ne bileyim işte insanlar YÖK doçentliğine başvuramadıkları için doçentliğe başvuramaz haldeler falan böyle. Yani uğraştığın abuk sabuk işin haddi hesabı yok. Ama bir taraftan da ki ya bunu kime anlatıyorum yani hani işte hocamız rektör yardımcısı. Dolayısıyla benim gördüğümün 10 katını görüyor. Tamam. Yani böyle mütemadiyen iyi iş yapanı sopalayan bir sistem. Ama bir yandan da bu insanları yücelten bir toplumun içinde yaşıyoruz. Onun için de benim hani değer görüyor musunuz sorusunu kendi özelimde şey diyecek bir yüzüm yok. Ama benim burada değerim bilinmedi falan diyecek bir yüzüm yok. Bence o soru şeydi yani ekonomiyi yönetenler akademisyenleri dinliyorlar mı idi? Ya kimi dinliyorlar akademisyenleri dinliyorlar. Hocam insanları dinlemek için ilk önce her şeyi birden bilmediğini söyleyebiliyor olmak gerekiyor değil mi? Ama her şeyi bilenler yönettiği için tabii gerek olmuyor ona. Abi yani bir iki soruyu birleştiriyorum. Bir tanesi diyor ki şu anda sen ekonomi bakanı olsan ne yapardın hocam diyor. Biri de iktisadi anlamda yapılması gereken başlıca reform nedir diyor. İşte daha önce başkası da şey diye yazmıştı. Onu da göz ucuyla görmüştüm. Yani işte hani bunları düzeltmek kolay olur falan filan deniyor. Hakikaten kolay olur mu? Diyor. Babacan ama. İçin evet evet. Ya işte babacan da başka bir sürü de insan da söylüyor. Yani gene ben şunu söyleyebiliyorum. Yani şey çok güzel bir zaman aslında. Yani şu aralar bunu söylemek için. Tamam. Şey hafta sonunu düşünün işte. Hani bir cuma akşamı yattık. Ben gerçi ayaktaydım. Gece mesaisi yapıyordum ama. Cumartesi sabah kalktık işte. Ben öyle uygun gördüm. Dolayısıyla ile bir takım şeyler olmuş. İşte Merkez Bankası Başkanı değişti. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı falan filan. Şimdi şunu sorayım size. Bunlar yapılmamış olsaydı eğer daha iyi olacak mıydı? Ya bu bana çok kolay bir soru gibi geliyor. Değil mi? Yani böyle bir sürü şey işi var. Ne bileyim işte hani Boğaziçi Üniversitesi'ne bu şekilde rektör atamamak. İşte protesto eden öğrencileri coplamamak. İşte mütemadiyen Merkez Bankamız bağımsızdır ama şunu yapacaktır, yapmalıdır dememek gibi şeyler. Şimdi bak bunların hiçbirinde onun yerine şunu yapmalı demiyorum. Şu yaptıklarını yapmasan zaten daha iyi olacak diyorum. Bu çok zor bir iş değil. Yani şu acıklı ama çok doğru bir önerme. Şu anda hiçbir şey yapmayan bir hükümet olsa halimiz çok daha iyi olacak. Hiçbir şey yapmamak da o kadar zor bir şey değil. Dolayısıyla memlekette işleri iyiye götürmenin ben de gayet kolay olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum size. Ondan sonra da buna Amerikanca'da low hanging fruit deniyor. Yani o kadar korkunç, akıl almaz derecede kötü işler yapıyoruz ki yapılacak iyi işler çok kolaylaştılar. Mesela işte hani birisi çıkacak diyecek ki ya bakın burada böyle bir işte kararname bilmem ne bir şey var. Merkez Bankası Başkanı'nı bana canım istediği zaman görevden alma hakkını veriyor. Tamam. Ben bunu değiştirdim artık istesem de görevden alamıyorum. Büyük ilerleme. Ama yani çılgınca faydasını göreceğimiz bir şey. Yahut işte hani rektörleri artık ben atamayacağım. Ha falan yani neydiyse işte yani değil mi? Bunu ben iktisat tarafında çatır çatır söylerim ama siz hayatınızda dokunan her alanda söyleyebiliyorsunuz. Evet, ne bileyim işte hani İstanbul'a kanal yapacaksak İstanbul diye bir soracağız. Ne kadar zor ya bu? Tamam. Yani işte Atatürk Orman Çiftliği olduğu gibi otoban olsun mu? Yoksa Atatürk Orman Çiftliği'nin varlığından Ankaralılar memnunlar mı aslında? Yani ne kadar zor olabiliyor bu soruları sormak? Tamam. Ve bunlar büyük ilerlemeler. İşte öğrencileri bizim beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz bir takım şeyleri protesto ediyorlar diye dövmeyeceğiz. Tamam. Şimdi bunun iktisadi faydasını size kelimelerle anlatamam. İnsanların hayatlarına işte ya çocuklarımız falan filan geçtim bunlardan. Hani sadece böyle ya Allah gözünü doyurmamış bir tek ucunda üretim gelir filan olduğu zaman bir şeylere ikna olan insan olsan gene bakıp bundan da bunu söylemek gerekiyor. Nihayetinde üretim dediğin şey bir takım insanların bir takım araç gereci bir takım becerilerle kullanmasıyla ortaya çıkan bir şey. Beceri ne kadar çoksa üretim de o kadar çok. O becerinin epey bir kısmı eğitimle elde ediliyor. En eğitimli insanlarını dövüp dövüp tekmeliyorsan eğer bu insanlar gidiyorlar. Ne kadar zor bunu anlamak. Bunu yapmamak ne kadar zor. Dolayısıyla memlekette bu şu anda içinde gördüğümüzden çok daha iyi iktisat politikası ve her şey politikası yapmak çok kolay. Bu iyi iktisat politikası yapmanın kolaylığına dair bir önerme değil. Şu anda yaptığımız işin ne kadar kötü olduğunu ve bundan ilerlemenin ne kadar kolay olduğuna dair bir önerme.
Hocam bize ayrılan zamanın sonuna geldik mi? Hemen hemen. Yani bu Daro'nun dar koridorundan bahsetti gelen sorulardan bir tanesi. Hukukla ekonomi arasındaki ilişki. Yani sanki ekonomi problemlerini de çözmek için tekrar hukuka dönmemiz, gerekiyor gibi geliyor. Ya hocam gene yani siz tabii bunları iyi biliyorsunuz. Bu arkadaşlar da biliyorlar ve hissediyorlar. Ama bazen artiküle etmek için hani doğru kelimeler gerekiyor. Tamam. Yani şu aklınızda olsun değerli arkadaşlar. Böyle bir yer var, burası Türkiye siyaseti. Böyle bir yer var, burası Türkiye adalet sistemi. Değil mi? Böyle bir yer var, burası Türkiye işte hani toplumu diyeyim, Türkiye sosyolojisi diye düşünün istiyorsanız. Değil mi? Bir de bunlardan bağımsız şöyle bir yer var, bu da Türkiye ekonomisi. Tamam. Böyle bir dünya yok. Bunların hepsi aynı. Ve bunların bir tanesi tamamen yamuk yumuksa öbürlerinin iyi olması söz konusu değil. Şimdi ve bunlar da anladığımız mekanizmalar. Yani mesela işte araç gereçli üretim yapacağız. Demek ki yatırım gerekiyor. Ha faiz nesin? Ya bir sorayım ilk önce. Türkiye'de yatırım yapılmayışının nedeni faizlerin yüksek olması mı? Yani insanlar ben ne biçim bu memlekette yatırım yapmak istiyorum? Daha fabrika kuracağım, işte daha sermaye malı getireceğim, torna tezgahı koyacağım, bilmem ne yapacağım diyorlar. Ama işte faiz %19 değil de %15 olaydı yapaydık. Halbuki şimdi yapmıyoruz. Tamam. Ya %15 iken ne yapmıyordu? %8 iken ne yapmıyordu? Tamam. Yabancı yatırımcı niye girmiyor? Çünkü yabancı yatırımcı bizim faizlerimize borç almıyor. O gidecek orada Amerika'da %1 ile borç alacak da gelecek Türkiye'de yatırım yapacak. O niye yapmıyor? Ha? Sorduğum zaman olayın cevabı bu adalet sisteminde orada iş yapılmaz oluyor çünkü. Onun için yani bunlar hani mekanizmalarını da anladığımız şekilde birbirinden ayrılamaz şeyler. Evet arkadaşlar, hukukla ekonominin arasındaki bu sıkı bağlantıyı kaçırmamak gerekiyor. Bak, çok önemli bir şey söyledi Refet Hoca. Biz %7 ile borç alıyoruz ama Türkiye'ye yatırım yapacak yabancı %1 ile alacak o borcu. Hala gelmiyor Türkiye'ye diyor. Çünkü aradaki 6 puan bile yetersiz geliyor ülke riskini karşılamak için. Dolayısıyla kayyum atanabilir adamın kurduğu şirkete her an ya. Böyle bir ülkeye adam niye gelsin yatırım yapsın? Bunu görmek çok zor olmamalı. Hocam personal bir soruyla bitiriyoruz. How you keep sane? Ne zaman başım sıkışsa bir büyüğe danışırım diye bir tişörtüm var. bak işte Ömer'cim Refet de mizaha vuruyor. Delirmemek için. Ya hocam şu bunları seçerek yapıyoruz değil mi? Siz de ben de bu arkadaşlarımız da işte mezun oldukları zaman filan hani Türkiye'de olmaya mecbur değiliz. Olmak istediğimiz yer burası olduğu için aldırdığımız için. Tamam burası aldırılığına eziyet çektiren memleket ama yani biz de böyleyiz işte yani biz de buraya aldırıyoruz. Buraya ait hissediyoruz kendimizi. Ve ben Türkiye'de yani hani bunda tamamen ne diyeyim sanrı olmadığını umuyorum. En azından kendi olduğum yerde bir katma değerim olduğunu düşünebiliyorum. Bir takım işte ya bu öğrencilere elimdeydi bir şey oldu ya şunu kimse söylemiyordu ben çıktım söyledim vesaire türü. Bir işler yapılabiliyor. Onun da büyük bir tatmini var. Ve dönüp dönüp bunu hatırlamak gerekiyor. Kolay değil. Bir yandan da bir şey umudu. Yani daha iyisi olacak. Devran her zaman döner. Umuyoruz ki bizim ömrümüz bitmeden bir kere daha rahat ettiğimiz bir memlekette yaşıyor olacağız. Devran dönecek hocam. Dayan. Bu arada gençler gönenci de istiyor. Uğraşırız, çalışırız gençler. Sağ olun, var olun. Hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Ağzına sağlık, aklına sağlık. Seni yetken için teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. Sağ ol var. Çok çok teşekkür ederim tekrar. Değerli arkadaşlar, vakit ayırıp dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ederim.